Yaz geldiğinde tatil için Sodor Adası'ndan daha iyi bir yer bulamazsınız. Lokomotifler gelen tatilcilere adanın güzelliklerini göstermeyi çok severler. Ama bu yıl bir sorun vardı. Thomas ve Emily tamir için atölyedeydi. Daha çok yolcu taşımanın bir yolunu bulmalıyım diye söylendi şişman kontrolör. Daha çok tatilcimiz var. Ve daha az lokomotif dedi Emily. Çift katlı sorun desenize dedi Thomas. Çift katlı evet. Bu şişman kontrolöre bir fikir verdi. Dosdoğru Balce'nin tarlasına gitti. Balci çift katlı bir otobüstür. Saçma sapan bir kaza yaptıktan sonra kümese çevrilmiştir. Sana iyi bir haberim var Balci. Seni tekrar yollara çıkaracağım. Teşekkür ederim efendim. Gelmiş geçmiş en iyi otobüs olacağım efendim. Zaten Balci kümes görevi görmekten pek hoşlanmamıştır. Ertesi gün tamir atölyesine gider. Balci diye şaşırır Thomas. Burada ne arıyorsun? Onarılacağım. Tekrar yollara çıkıyorum. Sanırım yeni çiftçiye yardım edeceksin der Emily. Sebzeleri ada sakinlerine teslim etmek için. Sebzeymiş. Ben yolcu taşıyacağım. Kısa sürede Balci tepeden tırnağa yenilenir. Çok parlak ve havalı görünmektedir. James bile çok etkilenmiştir. Balci tarlasına geri döndüğünde tavuklar eski evlerinin muhteşem göründüğünü düşünürler. Sabah işe başlayacağız der şoförü. Bu gece burada kalacaksın. Balci uykuya dalar. Ama tavuklar eski evlerini özlemişlerdir. Teker teker otobüse tırmanırlar. Ve valizliklerde uykuya dalarlar. Balci'nin hiçbir şeyden haberi yoktur. Ertesi sabah bir sürü yolcu alır. Herkes bilsin diye korna çalar ve istasyona doğru yola çıkar. O kadar yavaş gitmektedir ki tavuklar uyanmaz bile. Balci bir virajı dönene kadar her şey yolunda gözükmektedir. Traktör Trevor bir saman arabası çekmektedir. Çekil yolumdan diye Trevor'ı sollar. Balci yalpalar, tavuklar uyanır. Yolcular panikler ve Balci'nin şoförü kontrolü kaybeder. Tavuklar çok korkmuştur. Kanat çırparlar, bağırışırlar. Durun diye bağırır Balci'nin yolcuları. İnmek istiyoruz. Yolcuların her yeri tüy ve kırık yumurtalarla kaplanmıştır. Ve çok kızgındırlar. Bu otobüs tavuklarla dolu diye şikayet ederler. Bunu şişman kontrolöre söylemeliyiz. Bu benim hatam değil diye somurtur Balci. Şişman kontrolör Balci'yi temizlenmeye gönderir. Sersem tavuklar, sersem tavuklar. Sizden nefret ediyorum. Çiftçinin hala sebzeler için yardıma ihtiyacı var, der Emily. Bir sebze otobüsü o kadar da kötü bir fikir değil. Ve biz de yolcuları taşımaya devam edebiliriz diye gülümser Thomas. Balci artık çok mutludur. Şimdi yemyeşil bir boyası ve bir servis masası var. Şişman kontrolör de adanın tek tekerlekli sebze standı olmasından keyif duyuyor. Balci sebze taşımayı çok seviyor. Çünkü yumurtlamıyorlar ve asla gıdaklamıyorlar.